duygusal anlamda bir şey hissetmemiş olması dış görünüşle mi alakalı? 2019'da tanıştık, arkadaştık. Ta ki ona açılana kadar. 2021 Haziran sonlarına doğru. 2020'de buluşmalar oldu iki tane ama sokağa çıkma yasağı engel olmuştu o zaman açıkla açılamadım. Yoksa sadece dış görünüş olarak beğeni vardı ki denemek istedi. Fakat zamanla bir his oluşmadığı için bitirdi hissiyat yok diye. Ben beğenmediği erkekle sinemaya adalara giden, kendi rezidans odasına davet eden bir kız görmedim. Fotoğrafa kalp emoji atan sevgili gibi davranan. Bunu da iki ay boyunca yaptı. Bence gayet hoşsun tip ama önemli olan o değil şu an demesi yalan mı? Tipimi 2019'dan beridir biliyor. Sizce 5-6 kere buluşmak, 2 aylık flört denemesi ardından duygusal anlamda bir şey hissetmemiş olması, Dış görünüşle mi alakalı? Şimdi arkadaş 2019 yılında tanışmış. 2020'de buluşmaya başlamış. Yani bir sene sonra. 2021'de açılmış. Yani iki sene boyunca arkadaşı oynamış. Sonra pat diye açılmış. Bir çok erken yaptığı bir hata bu. Önce uzun süre arkadaşı oynayıp atak yapacakları fırsatı kollamak ve daha sonra birdenbire pat diye açılmak. Genellikle reddedilmeyi gösterecek gücü olmayan erkeklerin taktiği bu. Birçok erkek kısa süre içerisinde kızın kendisini isteyip istemediğini kesin olarak anlayacak şekilde yürüyüp reddedilme riskini ve umduğu şeyin olmamasının acısıyla yüzleşmeyi göze almaktansa böyle uzun süre arkadaş bölgesinde yani frenzon içinde, belirsizlik içinde ama bir umutla yaşamayı tercih ediyor. Ve bu süreçte de kızın gözünde bir arkadaş konumuna düşüyor. Kızın belki başlangıçta ilgisi vardı. Ama buluşmak için bir sene bekliyor, Açı, açılmak için iki sene bekliyor. Ki açılmak gibi de bir hata yapıyor. O bütün arada da muhtemelen tavşan tavşan arkadaş takılıyor. Şimdi arkadaşa dikkat ederseniz tipimle ilgisi var mı demiş kafası karışık. İlk başta diyor ki yoksa sadece dış görünüş olarak beğendi ki denemek istedi diyor. Sonra da tipim yüzünden mi olmadı diyor. Dış görünüş bir erkeğin çekiciliği açısından önemli. Ama erkeğin çekiciliği daha çok karakter özelliklerinden geliyor. Ne istediğini bilen, istediğini almak için gerekeni yapacak cesarete sahip ve istediğini alamıyorsa, örneğin istediği kız tarafından reddediliyorsa, zorlamak veya çevresinde tavşan tavşan dönmek yerine giden, istenmediği yerde durup bir umut sevgi kıntısı beklemeyen karakterde erkekleri sağır kadınlar. Bu çekicidir. Bu arkadaşın dış görünüşünü bilemem. Ama dış görünüşü çok iyi bile olsa ki benim tahminim şu Kız ilk başta muhtemelen takıldı. Bu, bu, adamla bir şans verdi ya da bir şeyler denemek istedi. Fakat zamanla bu tavşanlığın yüzünden arkadaşa döndü kendisi. Tipi itici olsa belki bunları bile yapmazdı. Ama bilemiyoruz. Fakat tipi iyi veya kötü fark etmez. Diyelim ki iyi oldu. Şu arkadaş oyunu ile kendisini zaten itici biri yapmış vaziyette. Yani bir erkeğin kadınlarla başarısında en önemli etkenlerden bir pozitif cinsel gerilim. Burada en yani cinsel derken seks ya da cinsel organla alakalı cinsellikten ziyade konuşmalarda buluşma şeklinde vesaire ortaya çıkan cinsellikten, flörtten bahsediyorum. Erkek pozitif cinsel gerilim yaratmıyorsa, yani arkadaş takılıyorsa ya da negatif cinsel gerilim yaratıyorsa içicileşir. Negatif cinsel gerilim erkeğin abazan olduğuna, kadınlarla bir problemi olduğuna, hiç cinsel gerilim yaratmaması da en azından işler konusunda korkak bir tavşan olduğuna işaret eder. İkisi de yeticidir. Burada bir soru sormuş ona da cevap vereyim. Kızlar cinsel açıdan ilgi duymadıkları erkeklerle sinemaya, adalara vesaire gidebilirler mi? Giderler. Rezidans odasına davet ederler mi? Ederler. Arkadaşlarına ederler. Erkeğin omuzuna baş koyup ağlayabilirler. Sarılabilirler. Yanaktan öpebilirler. Elini bile tutabilirler bazen. Yani bu Friendzone'da olan insanların arkadaş, arkadaş takılan erkeklerin bir gün ben de kaleden dondan içeri girelim diye umut eden erkeklerin başına gelen bir şey, yapabildikleri bir şey. Bu arkadaşa denk gelmemiş. Şey de demiş, zaten bu lafı söylediğin zaman o iş olmaz. Fotoğrafa kalpli emoji atan, sevgili gibi davranan. Sevgili gibi lafını duyduğun zaman orada biter o zaten. Bu ben kendimizi sevgili sanıyorum. O ise arkadaşla takılıyordu demek. Fotoğrafa kalpli emoji atan arkadaşlar kız arkadaşlarınız. Yani normal kız arkadaşlarınız. Bu baya bir masal dünyasına dalmış bir çocuk. Yörüngede dönerken tabii başı dönüyor insanın. Daha da kötüsü belki kız başında hoşlanıyordu bu adamdan. Bir şeyler olsun istedi ama iki seneye yayan arkadaş arkadaş yayan adamla ne yapacak ki? kızları nasıl yönetebildiğinizin yani yönlendirebildiğinizin farkında olmanız lazım. Bir çok erkek farkında değil. Sen kıza arkadaş arkadaş davranırsan, biz arkadaşız, biz arkadaş, sinyali verirsen, çok kısa sürede kız, evet ya biz arkadaşızlar ve seni arkadaş olarak görmeye başlar. Yani birçok erkek kendisini arkadaş friendzone bölgesine sokuyor. Niye kız atak yapmıyor falan gibi bir şey de olabilir burada. Madem hoşlanıyordu başında. Sosyal rollerden ötürü pozitif cinsel gerilim ortamını ve pozitif cinsel gerilim yaratma işi genellikle erkeklere düşüyor. Buluşmalara çağırmak, o buluşmalarda gidilen mekan, o mekanda nasıl oturduğunuz, neler konuştunuz, nasıl yakınlaştınız vesaire genellikle erkeğin ilk adımıyla oluyor. Bununla ilgili aslında bir podcastimiz de var. İlk buluşmada ne yapılır ne yapılmaz diye onu da tavsiye ederim. Fakat hani yapacak aktif eleman burada erkek genelde. Eskilerin bir lafı vardır yani ilişki kadının suçtur, seks erkeğin suçudur diye. Sonuçta kadın kendisini bir miktarda iyi hissetmek için sekse götüren yolda sizin adım attığınızı, onun da nasıl olduysa kendini kaybedip sizin peşinizde gittiğinizi düşün, gittiğini düşünmek ister. Yani lafta mesela şey der, Ay ben bildiğin kızlardan değilim. Ay ben onu yapmam. Ay ben bunu yapmam. Ama yapar. Ondan sonra niye? Siz yaptırdınız. Kendini öyle rahatlatmaya çalışıyor. Bu da doğal bir şey. Gerçi bu arkadaş otur şeylerin hiçbirini yapmamış. Şimdi buradaki temel problem arkadaş oyunu ile kaleye girip içeride sinsi sinsi atak yapacağı anı beklemesi. Ama maalesef bunu yapan erkekler o kadar çekingenler ki alnına kız gel beni öp yazsa Anca o zaman uygunandır. Onu yapmadığı sürece o uygunan bir türlü gelmez. Gerçi onu yapsa da ben şüpheliyim. Kendisine yapılmadığını, yazılmadığını düşünür. Şüpheler yine adım atmaz belki. %100 reddedilmeme garantisini bekler. Ve hayatta hiçbir şey o kadar garanti olmadığı için hiç harekete geçemez. Bu arkadaşı oynayan çocuklar. Ya da harekete geçmeden aylar belki, belki yıllar boyu bekler. Bekler bir yerde patlar o patlamada açılma şeklinde olur. E yıllarca pipisiz ayı yok gibi davranıp da pat diye açılınca tabii kız ne oluyoruz falan oluyor. Şimdi aslına bakarsanız hani kendimizi kandırmayalım. Hatun için için biliyor bunu ama sonuçta eğer istemiyorsa ki uzun süre arkadaş gibi davranıp arkadaş çevresinde kalanı istemez. Pat diye ne oluyoruz der. Sen ne yapıyorsun der. Yani bunu da zaten genellikle erkek böyle duygularına diye kızın üzerine kusarak yapar birdenbire. Sıfırdan 100 kilometreye 5 saniyede ki mide bulandırıcı bir hal alır. Onca zaman tabii şeyini sakla 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 sonra pat diye masaya vurursa mide bulandırıcı olur. Bu tip pasif erkekler genellikle pasifiklerini kabul etmek istemezler tabii yani kim etmek ister ki? O yüzden de sorunu ellerinde olmayan ikinci nedenlere yamarlar. Tip mesela, para. Çünkü parasız ya da tipsiz olduğunu kabul etmek, pasif, çekingen ve genel olarak erkeksiz davranışlardan uzak olduğunu kabul etmekten daha kolay. İlk ikisi kader kurbanı ya da işte karşı tarafın kötülüğü. Paraya bakıyorlar, tipe bakıyorlar. Seninle pek alakası yok. Ama pasifliğin, çekingenliğin ve genel olarak erkeksi davranışlardan uzak olmanın suçlusu, sorumlusu sensin. Bunu kabul etmek zor. O yüzden de çoğu erkek kabul etmek istemiyor. Daha da kötüsü bu erkekler bunu kabul etmemek için ekstra bir şey daha yapıyorlar. Ve pasif ve çekingen davranışları iyi diye tanımlıyorlar asertif yani girişken ve cesur davranışlara da kötü diyorlar. Kendilerini bu tırnak içinde kötü davranışlardan soyutlayıp iyi erkek olarak öne çıkmaya çalışıyorlar ama maalesef soyutladıkları şeyler onları erkek olarak çıkıcı yapan şeyler. Şimdi burada başka bir arkadaşın yazdığı bir şeye bakalım. Bu konuyla ilgili. Bir kadının arzu ettiği aşık olma olasılığını hesaplarsak Genelde umursamaz, kötü davranış sergileyen erkekleri tercih ettiğinin farkına varabiliriz. Yanlış olan da bu aslında. İlgiyi verip kesen erkeğin ilgisine mu muhtaçlık da olabilir. Kesin bir şey varsa, kadınların ilişkilerde ilk aradıkları aslen tamamen kariyer başarısı ve özgüven odaklıdır. Karakterleri tanıma sonradan ortaya çıkıyor. Böylece yıkım gerçekleşiyor. Kadınlar mantık ilişkilerine daha sıcak baksa da fikrimce yanlış tercih yapıyorlar hırs yani kariyer başarısı ve özgüven bir erkeğin en önemli karakter özellikleri. Yani kadınlar karaktere sonradan bakmıyorlar. Daha başından bakmaya başlıyorlar. Özellikle güç öğelerini gösteren karaktere. Yani dikkat edin bu arkadaşın burada karakter diye tanımladığı şey iyi çocuk olma özellikleri. Efendi erkek olma özellikleri. Onun haricindekiler yani normal bir erkeğin asertifliği, hırsı, kariyeri, güçle ilgili yaptığı şeyler ki karakterin önemli özellikleri bunlar adam için kötü kaka şeyler. Şimdi kendisi devam etmiş. Ama iyi ya da kötü olduğunuzu umursamıyorlar bile. O zaman kalbimizi değil, cebimizi seviyorlar. Kadınlar erkeklerinin ya da kötü olup olmadıklarını umursarlar. En azından çoğu kadın umursar. Asıl problem şu, daha önce bahsettiğim şey. İyi erkeklerin kötü dedikleri kötü değil. Genellikle girişkenlik, cesaret umursamazlıkla veya kendini merkeze koymakla, kendini ödül olarak görmekle alakalı şeyler. Bunlar kötü şeyler değiller. Bunlar kötü olabilirler. Ama kendi başlarına kötü değiller abartmadığınız sürece. İyi de iyi değil aslında. Çok bahsettik. Sünepelik, çekingenlik ve zayıflık. O yüzden kategorileri yanlış tanımlarsan, kadınlar iyi kötü umursamıyor sanırsın. İyi zayıf görüyor sanırsın daha doğrusu iyi istemiyor sanırsın ki iyi dedikleri zayıflıktır. Kötüyü istiyorlar sanırsın. O kötü dediğin şeyin aslında yani kadınların kötülüğü değil. Orada yansıtılan gücü, orada yansıtılan karakteri istediğini anlamazsın. Şimdi atılgan bir erkek kadına yürür. İsteklerini arkadaş maskesi arkasına saklamaz. Bu ise genellikle daha yüksek ihtimal olan reddedilme ile yüzleşecek cesaret gerektirir. Bu erkekler umursamazdırlar ama Umursamadıkları kadının kendisi değil, kadının kendilerine ilgi duyup duymayacağıdır. Eğer ilgi duyuyorlarsa bunu birkaç hafta bilemedim bir ay içinde anlar ve devam ederler. Eğer kadın ilgi duymuyorsa ya da ilgisi yetersizse, burada ilgisi yetersiz derken erkeğin bu kadına zaman harcamasına değecek seviyede yetersiz diyorum. Yoksa kadının erkeğe olan ilgisinin büyüklüğü falan değil. Bunu hemen anlarlar ve kadının yörüngesine dönmek yerine başka bir kadına yönelirler. Şimdi tabi biliyorsunuz bu da popüler kültürde kötülük. Zira popüler kültürün aşk kavramı ne diyor? Onun çevresinde dön. O seni istemiyor olabilir ama eğer çevresinde yeterince dönüp ne kadar efendi, ne kadar iyi bir erkek olduğunu kanıtlarsan ki biliyorsunuz diğer erkekler hep kötü çocuklar. Bir gün senin değerini anlayacak o kötü çocuk sürüsü içinden az sayıda olan iyi çocuktan biri olan seni size seçecek. Bu biraz kadın fantezisi çünkü hani etraf sanki kötü çocuklarla dolu. Sürünün çoğu zaten iyi çocuk. Yani iyi çocuk olarak sürüye katılıyorsun. Sürüden ayrılmıyorsun. Oysa bu popüler kültür yöntemiyle tek elde edeceğiniz şey genellikle Frenson ya da Obile değil. Tamamen hayatından dışlanmak kadının. Şimdi bu masum görünen tavsiye yüzünden birçok erkek kendilerini İstemeyen bir kadına yapışıp kadın için kabusa da dönebiliyorlar. Bana güldü demek ki beni seviyor diye özetlenebilecek bir kafayla kadını takip etmeye, onun peşinde koşmaya, rahatsız etmeye başlıyorlar. Seni istemeyen, istemiyor gibi davranan bir kadını bırakıp gitmek kötülük değil. Sen onu cinsel olarak isterken, o seni sadece arkadaş olarak istiyorsa bunu kabul etmeyip çekip gitmek kötülük değil. Bir kadınla beraberken onu merkeze koymamak, onu yoldaş yapmak, Hayatının merkezi yapmamak kötülük değil. Gerektiği zaman kendi kırmızı çizgilerini tan tanımlamak, bunlar geçildiği zaman karşındakine yerini, haddini bildirmek bu kötülük değil. Kişiyi sevebilirsin ama bu kişi eğer kızacağın bir şey yaptığı zaman kızmak kötülük değil. Her istediğine boyun eğmemek kötülük değil. Ekşi Sözlük'te erkeğin ilişkide yaptığı hatalar diye bir başlık var. Bireksiz sözlük yazarı buna şöyle bir şey yazmış: Herkes hatalardan bahsetmiş. Ben size kadınların en temelde ne istediğini yazayım. Oradan uyarlayın kendinize. Kadınlar güç ister. Sayın A.M.K. Beylere sesleniyorum. Evet güç. Aklınıza hemen para ya da sosyal statü geliyor ama öyle değil işte. Sadece paralı ve sosyal statüye sahip andavalların yanındakilere kadın demiyoruz. Önce bunun bir aklınıza sokun. Bunlar neymiş? Ne diyorlarmış acaba bilmiyorum. Her neyse devam edelim. Zaten eleştireceğimiz bu entry değil. Fiziksel güç ister kadınlar. Çünkü milyarlarca yıldır dönen evrende kadının vazgeçemediği tek şey budur. Çük kadar yengeçler bile dişi etkilemek için güç gösterisi yapıyorlar AMK. İnsanız diye farklı mı olacak sanıyorsunuz? Boylu postu diye tabir boşuna mı çıkmış ortaya? Vücudunuz %5 ya oranına sahip olmak zorunda değil ama dayanıklı ve cesur olacaksınız. Korkak görünürseniz zıçarsınız. Mental güç ister kadınlar. Ki modern kadın için fiziksel güçten daha önemlidir. Neden? Çünkü milattan önce 500 yılındaki gibi yaşamıyoruz artık. Sadece fiziksel güce sahip olmak, sürdürdüğümüz hayattaki çoğu şeye yetmez. Mental güç deyince kafadan 25 basamaklı iki sayıyı çarpıp sonucu söylemek değil, AMK. Fizik alanında yeni bir buluş yapmanız da değil. Kıvrak zekaya sahip olmak, psikolojik ve duygusal olarak güçlü olmak, cesur olmak parlamanız lazım anlıyor musunuz? Len, açalım biraz. Denizde ayağınıza yosun deyince ödünüz patlıyorsa, neysek acaba diye kararsız kalıyorsanız, abuk subuk durumlara ağlıyorsanız, sürekli sen bilirsin çok yoruldum canım istemiyor diyorsanız, şikayet üretmeyi seviyorsanız, kararlı davrandıysanız, davranmıyorsanız, yalan söylüyorsanız, çok konuşuyorsanız, hele ki boş konuşuyorsanız, zıçtınız. Şimdi diyeceksiniz ki her kadın aynı değil. E biliyoruz herhalde. Kişilerin karakterleri, değerleri, mizajları farklı olacak elbette. Ama ne olursa olsun, güç isteği kadının yaradılışında vardır. Peki bunlara sahibiz. Neden hala ilişkimiz bok gibi? Nerede hata yapıyoruz? Çünkü bir erkek ne kadar güçlü olursa olsun sevdiği kadına karşı gardını hemen indirir. Yani bir kadın erkeğe hata yaptığını söylediği zaman erkek hissi kafasına hemen bir soru işareti yakar. Haklı mı acaba? Hah aferin. İşte büyük zıçış. Kadınlar dener. Sürekli gardını indirecek misin? Geri adım atacak mısın diye denerler. Kararlarınızdan, söylediğinizden, beklentilerinizden, yaptığınızdan kısa bir süre bile olsa vazgeçerseniz Geri dönüşü olmaz. Ziyonun duvarını delen makinayı hatırladınız mı? Sonrasında hatırlayın. Not. Hayatınızdaki kadının erkeğin mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önüne arkasına değil yanına koyun. Şimdi genel olarak bu entriye katılıyorum. Konu edeceğimiz entri bu değil. Şimdi buna yapılan bir tepki entri. Ekşide de debiye girmiş. Üst edit demiş. İş bu entri bu yazılara cevap olarak yazılmıştır. Onun linkini vermiş az önce okuduğum şeyin. Bir üstte yazar arkadaş ne zikik tavsiyeler veriyorsunuz demeyeceğim demiş. Ben diyorum ne zikik tavsiyeler bunlar. Açalım biraz. Az öncekinden ayrıntı, alıntı yapıyor. Denizde ayağınıza yosun deyince ödünüz patlıyorsa, ne yesek acaba diye kararsız kalıyorsanız, abuk subuk durumlara ağlıyorsanız, sürekli sen bilirsin çok yoruldum canım istemiyor diyorsanız, Şikayet üretmeyi seviyorsanız, kararlı davranmıyorsanız, yalan söylüyorsanız, çok konuşuyorsanız, hele ki boş konuşuyorsanız, zıştınız. Bak bak, yazdığına bak. Ben bir kadını sevdiğim zaman, sen bilirsin, çok yoruldum, canım istemiyor diyemeyeceksem, çok konuşamayacaksam, onunla boş yapamayacaksam, ne yesek diye salak salak fikirler üretemeyeceksem, yosun buramı, burada metaforisi atıyorum, ben de palyaçodan korkamayacaksam, canım ağlamak istiyor diye onun mis gibi kokan vücuduna sarılıp doya doya ağlayamayacaksam, kararsız kaldığımda ona soramayacaksam, e ne zikime var o kadın benim hayatımda. Kadın güçlü erkek istermiş, yengeç bile güç gösterirmiş. Ha ziktir oradan Rıfat abi. Ben bütün güçsüzlüklerimle yanımda olacak kadın isterim. Bunu küçük gören kadının da yeri belli internet geldi de daha fazla görüyoruz rakı seven kadınların kısa paçalı reis güçlü sevgililerini bizler mağara adamı değiliz beyler koynuna girip ağlayamayacağımız kadınla işiniz olmasın sonunda ya atm oluyorsunuz ya bombok bir ilişki içerisinde boğuluyorsunuz bırakın rakı seven hayatında bir bok olamayıp karşısındaki adamın gücüyle statü kazanan kadınları da kendi ayakları üzerinde duran zaten güçlü olan kadınlarla birlikte olun. Bu ayı oğlu ayılar gibi güçlüyüm ben deyip de vasıfsız korunmaya muhtaç kadınların peşinde koşmayın. Deve edit atmış sonra deveye girmiş bu işte eksi çöplüğün hali. Dün geceden beridir mesaj kutusunun içine <laughs> BMW anahtarları dolmuş. Bu BMW'cu da günümüzde erkeklerin nefret ettikleri erkek zengin erkek sembolü oldu. Rica ediyorum alfa beyler. Benim mesaj kutum nargile kafe değil. En çok siz erkeksiniz. Hadi siz yavaştan caddeye akın. Bir de sevgili olmayalım videosu çeken alfa seven hanımlar. Siz de mesaj kutup yerine caddeye alalım. Kendisi herhalde şu küçük kıçırık bir üniversitede okudu diye kendini aristokrat sanan biri muhtemelen. İki sözlükte çok fazla var bunlardan. Şuku veren herkese teşekkür ediyorum. İyilik kazanacak kısa paça bitecek. Şimdi ilk önce en çok avurucu bölüme gelelim. Ben bir kadını sevdiğim zaman sen bilirsin çok yoruldum canım istemiyor diyemeyeceksem. Çok konuşamayacaksam. Onunla boş yapamayacaksam. Ne yesek diye salak salak fikirler üretemeyeceksem. Yosun burada metafor atıyorum. Ben de palyaçodan korkamayacaksam. Stephen King'deki Pennywise herhalde bu palyaço. Ondan ben de korkuyorum bak şimdi. Canım sadece ağlamak istiyor diye onun mis gibi kokan vücuduna sarılıp doya doya ağlayamayacaksam, kararsız kaldığımda ona soramayacaksam, e ne zikim var o kadın benim hayatımda. Kadın güçlü erkek istermiş, yengeç bile güç gösterirmiş, hazziktir oradan Rıfat abi. Ben bütün güçsüzlüklerimle yanımda olacak kadın isterim, bunu küçük gören kadının da yeri belli. İnternet geldi de daha fazla görüyoruz. Rakı seven kadınların kısa parça reis güçlü sevgililerine. Adam resmen ben bana anne olacak kadın isterim yoksa istemem. Bana anne olamayacak kadın kötü kadındır, kalitesiz kadındır diyor. Bu kanalda Aşk Herayesi diye bir video var. Erkek Adam nokta ortada bir yazı. Oradaki büyüyememiş oğlan çocuğu gibi. Bir idealizm içinde yaşıyor. Performans yükünü reddeden ve muhtemelen bunun sonuçlarında yaşayacak biri. Şimdi bu girişin debeye girdiğini hatırlatalım. Eksi sözlük yazarlarının genel olarak içinde bulunduğu okumuş kesimde özellikle. Daha önce bir video yapmıştım. Bakayım ismi neydi? Evet daha önce bir video yapmıştım. Modern iyi kocalar ve erkek psikolojik şiddet uygulayan kadınlar cehennemi. Daha yeni yaptım ona bir bakabilirsiniz. Eksi sözlüğün içinde bulunduğu adamlar büyüyünce genelde böyle koca oluyorlar maalesef. Eksi sözlük yazarlarının içinde bulunduğu adamlar. Orada... Şimdi burada bu adam işte o kadınlar gitsin ziktir gitsin işte caddeci rakı seven kısa paça erkeklerin sevgilisi olsun ya da ben öyle olmayınca öyle erkekler olmuyorum. Modern efendi tercih edilir. Klas erkek oluyorum falan diye düşünüyorlar. O videoyu izlerseniz ileride nasıl kocalar olduklarını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bayağı bir evli erkekle konuşuyorum boşanma aşamasına gelmiş. Yani durum sandığımızdan da kötü. Birçok evli erkek... O daha önce ismini verdiğim modern iyi kocalar ve erkeğe psikolojik şiddet uygulayan kadınlar cehennemindeki gibi. Tamam öyle hacun izlerken e, hastalık geçirmiyorlar. Kafalarına yastık falan atılmıyor ya da işte vazo falan atılmıyor. Fakat ona yakın şeyler yaşıyorlar. Eğer beklerlerse zaten o seviyede gelecekler. Yani birçok erkek böyle güçlü olmayı mağara adamlığıyla. Yani az önce dikkat edin. İlk enter'deki adam aslında hemen hemen hiçbir kötü şey söylemiyor. Tek dedi, korkak olmayın, korkunuzu belli etmeyin, kararsız olmayın, karar almaktan korkmayın, yalan söylemeyin, çok konuşmayın. Bunlar biliyorsunuz Erdem de eskiden. Fakat bu çocuk için, bunu yazan kişi için bunlar Erdem falan değil. Bunlar kısa paça giren kro hareketleri bu yılların toksik maskulente toksik maskulente söyleminin sonucu işte bu tür çocuklar. Yani normalde erdem diye düşüneceğiniz güç gösterilerini kroluk, geri kafalık, gericilik olarak algılıyorlar. Zaten feminizmin toksik maskulente söylemi maskulente toksiktire döndü. Tekrar diyorum, Bu önemli. Az önceki arkadaş, yani ilk entry yazan arkadaş biraz abartmış. Ama dediği şey güçlü olacaksınız. kopmayacaksınız, Kararsız olmayacaksınız. Şikayet üretmeyeceksiniz. Yalan söylemeyeceksiniz. Çok konuşmayacaksınız. Evet, yani bu arkadaş gözünde ve bunu debeye sokan o binlerce ekşi sözlük okuru gözünde bunların hepsi kroluk. Ortam bu arkadaşlar. Şuraya bir daha bir dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir şey yazmıştı. Debe editi diye. Dün geceden beri mesaj kutusunun içine BMW anahtarları dolmuş. Rica ediyorum alfa beyler. Benim mesaj kutumun nargile benim benim mesaj kutum nargile kafe değil. En çok siz keksiniz. Hadi siz yavaştan caddeye akın. Bunların en büyük problemlerinden biri de bu. Kendilerini bir elit, bir modern, bir ilerici falan sanmaları. Maskülenite ile ilgili söylenen her şey ise daha önce söylediğim gibi cahil kuro yafsası ile çöpe atıyorlar. Kendi kafalarına da almıyorlar. Kendilerini maskmenteden arındırıyorlar ve en büyük zararı kendilerine veriyorlar. Çünkü sonradan görüyoruz bu adamların nasıl evlilikler yaptığını. Durum korkunç beyler. Ben bu kadar korkunç olduğunu son iki senedir falan görüyorum. Dışarıdan görmüyorsunuz ama. Yani dışarıdan iyi görüyorsunuz çiftleri. Adamlar evin içinde acı çekiyorlar. Onlarca adamla konuştum. Hepsinin durumu aynı. Dışarıdan hiçbir renk yok. Ama içeride yani eziyet çekiyorlar. Karıların elinde. Özellikle de çocuk varsa. Benim aslında az önceki şeyi tekrar ettim. Burayı yeniden söyleme sebebim bu insanlara neden laf anlatmak istiyorsunuz? Neden mesaj atıyorsunuz? Neden onlar için zaman harcıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Buna bir mesaj atmanın falan hiçbir manası yok ki. Sizden yardım et, istemeyi bırak. Herhangi bir yardım teklifinizi sizi aşağılamaya çalışarak karşılayacak insanlar bunlar. Bunlar kesinlikle bir yardımda buluşmaya, bulunmaya çalışmayın. Bu insanlarla tartışarak vakit de kaybetmeyin. Yani siz inandığınız şeyleri yaşayın. Bu tür bilgileri anlamaya çalışanlara yardım edebilecekseniz edin ama bu adamları bırakınız yassınlar, çişsinler. Kuduz köpek gibi her tarafa cahil, kro, cadde insanı haftalara atıp kendilerini taze soğan sansınlar ve sonra karılarının kırbacı altında acun izlerken kurdeşen döksünler. Tamam üzücü bir durum. Üzülüyorum ben bu adamlar için ama yapacak bir şey yok bu adamlar için. Çünkü sana saldırıyorlar yardım etmek istersen tekrar ediyorum. Üçüncü kez tekrar ettim. Tamam bir miktar abartmış olabilir. Şimdi çok da abartmamış aslında. İlk entry'yi yazan arkadaşın tek dediği güçlü olmanız, kararsız olmamanız, abuk bir şeylere ağlamamanız, şikayet üretmemeniz, yalan söylememeniz, çok konuşmamanız, kadınlar güçlü erkek ister. Ve bunlar erdem değil bu adamlar için. Cahillik, kuruluk, nargilecilik, her neyse. Yani tekrar ediyorum, bu adamlarla tartışmaya girmeyin sosyal medyada, ekşi sözlükte mesaj atıp ne anlatmaya çalışıyorsunuz ki? Tamam, bu adamlara üzülün. Ben üzülüyorum şahsen ama bunu tamamen hak ediyorlar maalesef. İleride ancak gelip nerede hata yapıyorum diye kendileri araştırırlarsa belki o zaman bir şeyler anlatılabilir. Gereksiz bir tartışma bu. Şimdi ne demiş? Bir de şuku veren herkese de teşekkür ediyorum. İyilik kazanacak kısa paça bitecek. Bu insanlara bir şey anlatamazsınız. Zira bu insanlar tamamen iyiler. Kutsal iyi bu adamlar onun bayrağını bunlar taşıyorlar. Ee, herkesin tepesinde böyle bir şeyler hani daha böyle klas bir sınıflar. Buna kendilerinden başka kimse inanmıyor ama olsun yani Bunu birbirlerinin e, sırtını sıvazlıyorlar. Bunların dünyasından küçük bir doğal gerçek kro, toksik maskülenite veya kötü. Şimdi yanlış anlamayın burada okuduklarınızı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Birçok insan buraya başka birinin tavsiyesiyle geliyor. Yani bizim erkek adam sitesinin en çok yeni insan getiren kaynağı arama aramalar değil en çok sevdiğim şey de o. Yani Google'dan falan gelmiyor. Biri başka birinden duruyor oradan geliyor. Birçok insan dediğim gibi buraya ge öyle geliyor. Hiç tanımadığı bir yabancıdan oğlundan evet oğlundan duyup gelen babalar var. Kuzeninden vesaire deyip geliyorlar. Ben şahsen bir kişiye kırmızı hapı haf hafif bir şekilde anlatırım bir kere. Eğer şu yukarıdaki moda girerse bir daha asla onunla konuş konuşmam bu konuyu. Arkadaş meclislerinde bu konuları tartışırken zorlandıklarını söyleyenleri de duyuyorum. Neden tartışıyorsunuz ki? Bana da diyorlar ki sen arkadaş meclislerinde ne yapıyorsun tartışırken falan. Ben böyle tartışmalara hiç girmiyorum. Zorlarlarsa anlamadığım sıkıcı konular deyip geçiyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Yani kırmızı hap yaşanarak senin nasıl öyle bir insan olduğunu öğrenmek isteyen insanlara anlatılarak gelir. Böyle boş içki masalarında, arkadaş cemiyetlerinde falan tartışmalarla falan değil. İşte kadın erkek ilişkileri tartışmaları, kırmızı hapla erkek nasıl olur ya da işte erkek nasıl olmalı, kadın nasıl olmalı. Ya bu meclis tartışmalarına falan girmenin hiçbir anlamı yok. Özellikle öyle bir devirde yaşıyoruz ki kimsenin fikri değişmiyor artık. Siz bunları bir alet çantası olarak farz edin ve yaşayın. Ortamda anlatıp öyle şu tip adamlara anlatmanın falan hiçbir gereği yok. Sonuçta bir din değil. Yayılması gerekmiyor arkadaşlar o kadar. Yayılsa iyi olur. Bu ihtiyacı olanın kullanması gereken bir alet çantası. Eğer istekliyse gelir alır kullanır. İstekli değilse gelmez. Pırlanta gibi mutsuz erkekler. Piç gibi, it gibi mutlu herifler. 33 yaşında biri şöyle yazmış. Kendimden ve çevremden gördüğüm kadarıyla hep paralı ve karak ya da karaktersiz erkekler evliliklerinde mutlular. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Parasız erkeği yalnızca annesi sever misali. Adam zengin, itin teki, ama karısı kocasından başkasını görmüyor. Ya da adam şerefsizin teki, zengin değil ama bu tiple hep mutlu tapıyor adeta bu tiplere kadın. Hadi parası olanı anladık. Karşı tarafı taraf kullanıyor bu durumu. Peki ya şerefsiz it el adamın neden tapıldığını anlamış değilim. Ciddi anlamda pırlanta gibi insanlar, parantez içinde erkekler tanıyorum, yamutsuzlar ya da boşanma aşamasına gelmişler ya da boşanmışlar. Karılarına lüks hayat sunamayan çoğu erkek evliliğinde mutsuz, sevilmiyor ve sayılmıyor. Şimdi bunu yazanın kadınlarla başarılı erkeklere karşı hıncını ve kıskançlığını hissedebiliyorsunuz değil mi? Kullandığı kelimelere bakar mısınız? Karaktersiz, it, şerefsiz. Bu genellikle kadınların böyle birlikte olmadan yapamadığı ama kopamadıkları kötü çocuk olarak değerlendirdikleri erkekler için kullandıkları laflar karaktersiz, iç şerefsiz derler derler. Sonra yine aynı adama giderler biliyorsunuz. Acaba bu çocuklar bu lafları uydusu oldukları kadınlar omuzlarında ağlarken mi öğreniyorlar? Çünkü hep aynı kelimeleri kullanıyorlar kadınlarla. Her neyse karaktersiz, iç şerefsiz diyor. Bunun efendi çocukların geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğundan daha önce bahsetmiştik. Kendileri gibi tırnak içinde iyi çocuk, bu arkadaşın deyişiyle pırlanta gibi erkekler, olmayan erkeklere bu çamurları atarak üste çıkmaya çalışıyorlar. Aslında demeye çalıştıkları ben bu kadar iyiyim, bu kadar farklıyım ama efendi olmama, farklı olmama, bu kadar bunun için uğraşmama rağmen neden onlar kazanıyor, ben kaybediyorum. Yakarış bu. Şimdi pırlanta gibi çocukların erkeklerinden utanır hale gelmeleri ve erkeklerinde baş, erkeklerinden başarıyla kurtulmaları sonucunda meydanın erkeklerinden utanmayan piştere kaldığından daha önce çok bahsettik. Şu an temel sorum erkekler Erkeklerinden utanmayan ama piç denilebilecek bir azınlık ve erkeklerinden tamamen uzaklaşan, ondan utanan efende pırlanta denilebilecek bir çoğunluğa ayrıldılar. Yani iki üç noktaya sürükleniyorlar, bunun ortası kalmadı. Piçi çekici yapan kötülükleri değil, erkeklerinden utanmamaları. Yani sitemizde bir kitap var, Pukun kitabı. Bütün kitap bunun etrafında dönüyor. Oradan bir alıntı yapayım. İyi çocuklar mı piçler mi olayına? bir şey ekleyeyim. Piçler kazanıyorlar. Zira kendini beğenmiş duygusuzluklarında ham cinselliklerini hiçbir zaman saklamıyorlar. İyi çocuklar ise duyarlılıklarında cinselliklerini saklıyorlar. Zira bunun kadınları ezdiğini düşünüyorlar. Fakat iyi çocuk bunu göremez. Görse zaten iyi kalamaz. Tırnak içinde iyi. Buradaki iyinin aslında iyi insanındaki iyi olmadığını da biliyorsunuz. Daha önce çok tartıştık. Burada onunla ilgili podcast'ler var. İyi çocuk kendisini erkeklikten arındırdığını kabul edemeyeceğinden karşısındaki adamlarda çekici olanın erkeklikleri değil kötülükleri olduğunu kurguluyor. Kadınları da bu tür kötülükleri seven, kötülük sevici, kötü yaratıklar olarak kurguluyor bu tür insanlar. Karılarına lüks hayat sunamayan çoğu erkek evliliğinde mutsuz, sevilmiyor, sayılmıyor demiş. Buna daha önceden de değindik. Hatta az önce belirttiğim modern iyi kocalar ve erkeğe psikolojik şiddet uygulayan kadınlar cehennemi videosunda bayağı bir değindik. Bu erkeklerin mutsuz olma sebepleri lüks hayat sağlayamamaları değil, sağlayıcıları hariç çekici bir taraflarının olmaması ve daha da kötüsü kadının isteklerine sürekli boyun eğmeleri. Küçük isteklere boyun eğerek başlıyorlar. O istekler büyüyor büyüyor bir süre sonra lüks hayat sunmaya kadar geliyor olmayan çekicilikleri yerine ödemeleri talep ediliyor. Ve bu talebe de boyun eğdikleri için daha da yeriliyorlar, kadının saygısını daha da fazla kaybediyorlar. Özellikle bu istekler erken gücünü aşıyorsa ve erkek bunu yapmak için çabalıyorsa bu erkeğin yerilmesine neden olur. Sevilmesine değil. Şimdi yanlış anlamayın bir evlilikte seks ve finans en önemli şeylerden ikisi. Bu ikisinden biri kötü ise o evlilik kötüye gider genellikle. Ama bu arkadaşın bahsettiği sorunu yaşayan insanların büyük kısmı normalde orta veya ortanın üstü insanlar. Yani görece paralı olan insanlar. Para yok değil en azından. Bu insanlar omurgalı olmadıkları için sevilip sayılmıyorlar. Güçlerini aşan bir lüksü sağlayamadıkları için değil. Güçlerini aşan bir lüksü sağlamaları gerektiğini düşündüklerinden. Bu Sitede bir yazı var. Videoya da çekmiştik galiba. Magandalar kadınları daha çok mutlu ediyor yazısı. Bu Haldun abinin pırlanta gibi mutsuz erkekler niye mutsuz? Yani onların kadınları niye mutsuz? Tam tersi bu erkeklerin yerdikleri, şerefsiz dedikleri, it dedikleri, kro dedikleri erkekler niye daha mutlu? Onunla ilgili bir yazı yazmış 20 sene önce. O videoyu görmenizi veya sitede erkek adam nokta magandalar kadınları daha çok mutlu ediyor yazısına bakmanızı tavsiye ederim. O yazıdan bir alıntıyla bitireceğim. Şöyle yazmış Haldun abi. Örneğin izlediğim ailelerin en mutlusu en çok para kazanan olsaydı ve mutsuzu da en fakiri çıksaydı bilimsel açıdan iş çok kolaylaşacaktı. Bana yıllık maaşını göster, sana ne kadar mutlu olduğunu söyleyeyim diye verecektik. Ama bu kadar kolay olmadığını biliyoruz. Sonunda aşağıda anlatacağım noktaya geldim ve en azından bizim maganda diye adlandırdığımız türden bazı insanların kadınlara aydın diye aydın adlandırdığımız kişilerden daha doğru davrandıklarına inanmaya başladım. Bu arada atlay okuyorum. Hayır, maganda olmamız gerekmiyor. Ama magandaların her şeyi yanlış yaptıkları saplantısından kurtulup onları incelememiz, hatta bazı davranışlarından ders almamızda bir sakınca yok demiş Haldun abi. Öncelikle bir kadınla evli ya da uzun süreli ilişki içindeyseniz vereceklerinizin sınırını çok iyi çizin ve bu sınır aşıldığında ölümü bile göze aldığınızı ama çok açık bir dille belirtin ve gerektiğinde uygulayın diye bitirmiş. Burada tam olarak demek istediği şey şu. Verebileceklerinizin bir sınırı var. Bunu çizeceksiniz ve bu sınırın üstünde bir şey vermeye çalışmayacaksınız. Ayrıca şunu da unutmayın. Her istediğine de boyun eğmeyeceksiniz. Bu hiçbir istediğini yapmayın anlamına gelmiyor. Ama eğer bu tür her istediğine boyun eğerseniz zaman içinde istekler artar, azalmaz. Takdir edilmezseniz takdir yerine saygısızlık görürsünüz genellikle. Pırlanta gibi erkeklerin de temel problemi bu.